Herkese merhabalar. Bu videomuzda İstanbul Teknik Üniversitesi Mat 103 yani Matematik 1 dersinin 2024 yaz dönemi vize sınavının sorularının çözümlerini yapıyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda boşluk doldurma sorusu var. Burada demiş ki y eşittir fx diye bir fonksiyon varmış. Bunun limiti x sonsa giderkenki limiti a veya x sonsa giderkenki limiti a çıkarsa bu yatay asimptot tanımına girer. Yatay asimptot olduğu için y eşittir a, horizontal asimptot doğru cevabımız. Horizontal demek Türkçe'si yatay. Vertical ise dikey demek. Buradaki tanım yatay asimptotun tanımı olduğu için cevabımız doğru cevabımız denizli olur. İkinci sorus ikinci sorumuz domain yani tanım kümesi aşağıda verilen fonksiyon tanım kümesi ile alakalı bir soru sinüs fonksiyonu r üzerinde tanımlıdır. Reel sayılar üzerinde tanımlıdır. Sinüs x kare eksi 1 r üzerinde tanımlı. Benzer şekilde kosinüs fonksiyonu da kosinüs 2x eksi pi artı x küp. Bu da r üzerinde tanımlı. Çünkü Buralarda tanımsız yapabilecek herhangi bir x değeri yok. Sorun çıkartabilecek herhangi bir x değeri yok. Bu da R üzerinde tanımlı. Geriye elen kaldı. Elen elen e üzeri x eksi 1 üzeri eksi 2 demek. Elen e buradaki kuvveti başa attığımız zaman elen e de 1 olduğu için bunu ben x eksi 1'in eksi ikinci kuvveti yani 1 bölü x eksi 1'in karesi diye yazabilirim. Bu da r fark 1 r sayılardan biri çıkartmam gerekiyor. r fark 1 üzerinde tanımlı. x yerine 1 koyduğunuz zaman payda 1 olur. Dolayısıyla buradaki doğru cevabımız burada r, burada r, burada da r fark 1 çıktığı için Üçünün de ortak noktası olan cevabımız C şıkkı olur. Üçüncü soru, sorumuz limit sorusu. K değeri bir integer yani tam sayıymış. O zaman bu limit nedir? Integer ise o zaman şuradan başlayabiliriz. Sinüs 1 bölü x artı 2 k pi 2kπ 2kπ ne yapar? 2π'nin katları. 2π, 4π, 6π, 8π sadece tur attırır. Dolayısıyla ben oradaki 2kπ'yi silebilirim. 1/x bölü x açısını 2π kadar ileri götürüyor veya geri götürüyor. 4π, 6π sadece tur attırıyor. Aynı değerleri verdikleri için sinüs 1/x bölü x yazabiliriz bunun yerine. Limit x sonsuza giderken X kare çarpı sinüs 1 bölü X dedik. Eksi 6 çarpı artanjant X bölü X. Bunu da şöyle yapalım. Limit X sonsuza giderken e, şu parçaları ayıralım. Burada birer tane X'i yok ettiğimiz zaman X çarpı sinüs 1 bölü X olarak yazabiliriz. Eksi 6 çarpı. Onu da ayrı bir limit olarak yazalım. X sonsuza giderken ark tanjant x bölü x olur. Şimdi gelelim şuraya. Bu limit hesaplanabilir bir limit. x sonsa giderken arctanjant x arctanjant sonsuz olur. Arctanjant sonsuz, arctanjant ne demek? Tanjantın sonuçlarını koyuyoruz buraya. Bu sonucu hangi açıda alır? Tanjant hangi açıda sonsuzdur? Bunun cevabı pi bölü 2 tanjant pi bölü 2 sonsuz olarak geçer. Dolayısıyla yukarısı pi bölü 2, aşağısı da sonsuz olduğu için pi bölü 2 aşağısı da sonsuz. O zaman bu limitin sonucu sayı bölü sonsuzdan dolayı burası sıfır olur. Eşittir devam edelim. Limit x sonsuza giderken bunu da şöyle yazalım. Sinüs 1 bölü x 1 bölü x şeklinde yazalım. Burada da şöyle bir dönüşüm yapalım. 1 bölü x'e t dersem x sonsuza gittiği zaman şuraya sonsuz koyarsam 1 bölü sonsuzdan 0 yani t sıfıra gider. Değişken değişim yaptığımız zaman limitimiz limit t sıfıra giderken 1 bölü x'e de t demiştim. Sinüs t bölü t olur. Sinüs t bölü t t sıfıra giderken bu limit de bilindiği için cevabımız denizli olur. Dördüncü soru x eşittir sıfırda parçalı bir fonksiyon vermiş. x eşittir sıfırda sürekli veya süreksizliği ile alakalı bir soru. Süreklilik testi diyelim. Süreklilik testi. Birincisi süreklilik testinde 3 tane şart var. Bu 3 şart sağlanırsa e, fonksiyonumuz o noktada süreklidir denir. Bu üç şart nedir? Sıfırda demiş. Öncelikle f0 tanımlama bakalım. f0 c olarak tanımlı. c'yi bilmediğimiz için şunu bir silelim. İkinci şeyden başlayalım biz. Limite bakalım. Limit x sıfıra sağdan yaklaşırken 1 artı sinüs x bölü 2x limiti. Bu limitimiz basit. Şurası 1 olduğu için 1 artı 1 bölü 2 yani 3 bölü 2 gelir. Sağdaki limitimiz bu. Şimdi gelelim sol limite. Limit x sıfıra soldan yaklaşırken mutlak değer içinde 5 çarpı mutlak değer x artı 2x kosinüs x bölü 2x bunun limitine bakalım. Limit x sıfıra soldan yaklaşırken sıfırlar sıfırın solundan yaklaşıldığı için buradaki mutlak değer içindeki şey negatif. Dolayısıyla orası eksi de olarak çıkar. Eksi 5x bölü 2x. Ben bunları ayrı ayrı yazayım. 2x çarpı kosinüs x bölü 2x şeklinde oldu. ve burada x'ler zaten sadeleşir. x'leri sadeleştirelim. Buradaki x'leri de sadeleştirelim. Hatta 2'leri de sadeleştirelim x yerine 0 koyduğumuz zaman eksi 5 bölü 2 diğer taraftan da kosinus 0 1 olduğu için artı 1 yani mutlak değer içinde eksi 3 bölü 2 dolayısıyla bu 3 bölü 2 çıkar o halde limitimiz varmış limit x 0'a giderken fx fonksiyonu nun limiti varmış ve 3 bölü 2'ymiş. Limitimiz var limitimiz var. Eğer f0 yani c değeri 3 bölü 2 olursa sürekli olur. Şıklarda böyle bir cevap var mı bakalım. Eğer c eşittir 3 bölü 2 olursa böyle bir cevabımız yok. 3 bölü 2 olmazsa ne olur? Eğer C 3 bölü 2 olmazsa 3 bölü 2'den farklı olursa o zaman e, bu süreksizlik tipinin ismi ne olur? Kaldırılabilir süreksizlik olur. Neden dolayı? Sağdan geldik, soldan geldik. X'in de limiti 3 bölü 2 çıktı. Ama tam sıfırda 3 bölü 2 olarak tanımlı değil olursa C 3 bölü 2'den farklı olursa burası boş kalmış olacak. Yukarılarda veya aşağıda bir şekilde tanımlanmış olacak. Nasıl kaldırabiliriz? Eğer tanımı değiştirmiş olsak bu yukarıda verilen tanımı şu boşluğu doldurmak için aşağıya indirirsek elimizi kaldırmadan grafiği çizebileceğimiz için fonksiyonumuz sürekli hale gelir. Yani kaldırılabilir. Removable olacak cevabımız kaldırılabilir. Cevabımız E şıkkı. Diğer şıklara da bakalım. C eşittir 0 olursa continuous diyor. Bu, yani sürekli diyor. Bu doğru değil. Zaten limiti 3 bölü 2 bulduk. 3 bölü 2 olursa continuous olacak. Bu olmaz. Jump sıçramalı. Bu ne zaman mümkün olur? Sağ ve sol limitler. 3 bölü 2, 3 bölü 2. Bunlar birbirinden farklı ve sonlu çıksalardı jump olurdu. Ama aynı çıktıkları için jump olmaz. C 1 bölük olursa continuous demiş. Hayır 3 bölük olursa continuous. infinite sonsuz. Bu limitlerden birisi sonsuz çıksaydı o zaman infinite discontinuity olurdu. Devam edelim. Beşinci soruda bir fonksiyon verilmiş. Derece x kare artı x eksi 1. Eksi derece x eksi 1. Bunlar polinom. Birincinin Derecesi 2. Iki, i̇kincinin derecesi 1 olduğu için. Bunların farkları 1 olduğu için. 2 eksi 1. Farkı 1 olduğu için olduğu için eğik asimtot vardır. Oblik demek eğik asimtot. Eğik asimtot vardır. Bunu neyle buluyoruz? Polinom bölmesiyle x kare artı x eksi 1'i x eksi 1'e bölüyoruz. Bölelim x kareyi x'e böldüğümüz zaman x kalır. En büyük dereceli terimleri bölüyoruz. x kareyi x'e böldük. X. Sonra genişletiyoruz bunu. x kare eksi x gelir. Çıkartınca x kareler birbirini götürür. Şuradaki artı x olur. Yani 2x eksi 1 olur. 2x'i x'e böldüğümüz zaman artı 2 çıkar. 2 ile genişlettiğimiz zaman 2x 2 çıkartınca çıkartınca 2x'ler birbirini götürür. Şurası artı 2 olduğu için 1 olur. O halde y eşittir x artı 2 eğik asimtot olur. A şıkkında eğik asimtotu vermemiş. Eğik asimtota dik. Bu perpendicular dediği şey dik. Eğik asimtota dik demiş. Bunun eğimi eğim eşittir 1. Ve A şıkkında verilen eksi x artı 4. Bunun eğimi eksi 1. O halde bunlar birbirine diktir. Doğru. A şıkkı doğru. Artanlık azalanlıktan bahsediyor B şıkkında. Ona bakalım. Bunun için türeve ihtiyacımız var. türevini nasıl alırız? Çarp bölüm kuralı düzeltiyorum. Bölüm kuralı uygulayarak türevini alalım. Yukarının türevi 2x artı 1. Çarpı aşağısı x eksi 1. Eksi yukarısı x kare artı x eksi 1. Çarpı aşağının türevi 1. Bölü aşağıdaki şeyin karesi. Düzenlediğimiz zaman 2x kare eksi 2x artı x eksi 1 eksi x kare eksi x artı 1. Aşağıda da x eksi 1'in karesi olur. 2x kareden x kare çıktı. x kare kaldı. Bunlar birbirini götürdü. Eksi 2x kaldı. Eksi 1 artı 1 birbirini götürdü. Aşağıda da x eksi 1'in karesi. Bunu da yukarıda x parantezi alarak düzenleyelim. x çarpı x eksi 2 x eksi 1'in karesi. Buradaki x eşittir 0, x eşittir 2, x eşittir 1. Bunlar kritik nokta. Kritik nokta. Buna göre bir işaret tablosu yaparsak 0, 1, 2 F türevin bir işaret tablosunu yapalım. 2'den büyük olduğu durumlarda 2'den büyük bir değer koyarsam pozitif olur. Burada x eşittir bir çift katlı bir kök. 2'den küçük olduğu durumlarda şurası negatif olacağı için 2 ile 1 arasında x eksi 2 negatif olacağı için burası eksi. Bir çift katlı olduğu için şuraya yine eksi olarak devam ediyorum. Sıfırdan daha küçük bir değer verirsem artıya dönüşür. Çünkü burası negatif burası negatif. Sonuç olarak pozitife dönüşmüş olur. Burada artan burada azalan burada artan olur. O halde eksi sonsuz sıfır birleşim 2 artı sonsuz aralığında artan olur. Yani C şıkkı da pardon B şıkkı da doğru olmuş oldu. Increasing artan demek. B şıkkı doğru. C şıkkı Lokal maksimum x eşittir 2'de lokal maksimum demiş. Hayır. x eşittir 2'de yerel minimum. Buradan da x eşittir 0'da yerel maksimum var. Bu tam olarak tersini söylemiş. Lokal minimum et eksi zekultu 0 demiş. X eşitliği lokal yerel minimum değil. Maksimum olacak. Cevabımız C şıkkı olur. D ve E için ikinci türevlere bakmamız gerekiyor. Onları da kontrol edelim. Sorumuzu çözdük ama öğrenme açısından ikinci türeve de bakalım. İkinci türev için şuradan faydalanıyoruz. Yukarının türevi 2x 2 çarpı aşağısı x eksi 1'in karesi eksi yukarısı x kare eksi 2x çarpı aşağının türevi. 2'yi başa attık. Kuvvetini bir azalttık. İçinin türevinden 1 geldiği için onu yazmaya gerek yok. Aşağıda da x eksi 1'in dördüncü kuvveti olur. Birer tane x eksi 1'i atabiliriz. Yukarıda 2x eksi 1 ve 2x eksi 2 ve x eksi 1 kalır. Yanında da eksi x kare eksi 2x çarpı 2. Aşağıda da x eksi 1'in kübü kalır. Şimdi bunları düzenleyelim. 2x kare eksi 2x eksi 2x artı 2 eksi 2x kare artı 4x. Aşağıda da x 1'in kübü var. 2x kareler birbirini götürdü. 4x, 4x bunlar birbirini götürdü. 2 bölü x 1'in kübü kaldı. Burada x eşittir 1 kritik nokta. Kritik nokta. Ancak Fonksiyon x eşittir 1'de tanımsız olduğu için Neden tanımsız? Fonksiyonun kendisine bakarsak paydada 1 yazılamayacağı için x eşittir 1'de tanımsız olduğu için x eşittir 1 dönüm noktası ya da büküm noktası değildir. Noktası değildir. Başka da ikinci türev sıfır yapan değer yok. It has no point of inflection yani dönüm noktası yoktur diyor. Bu da doğru olmuş olacak. Konkav dan aşağı konkav yukarı konkav. Bunun bir işaret tablosunu yaparsak birden büyük olduğu durumlarda artı burada da eksi. Burada aşağı konkav yukarı konkav. Aşağı konkav. Yukarı konkav. Yani eksi sonsuzla bir aralığında aşağı konkav. Bir ile artı sonsuz arasında yukarı konkav. Bu da doğru olmuş oldu. Bunları da göstermiş olduk. Cevabımız c şıkkı. Altıncı soru bir fx fonksiyonu vermiş. Bu limitin sonucu nedir diyor. Bu limit aslında f'in türevinin pi bölü 4'teki değeri nedir demek. Ki, bu limit aslında f'in türevinin pi bölü 4'teki değerini verir. Türevin limit tanımı. O halde biz sadece türev almakla işi halledebiliriz. Soruyu çözebiliriz. F'in türevi. Burada bölüm kuralı uygulamam gerekiyor. Bölüm kuralı. Yukarının türevi. Yukarının türevi x çarpı sinüs x. Burada çarpım kuralı uygulamam gerekecek. Yukarının türevini alırken. X'in türevi 1. Bir, birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Bu yukarının türevi. Çarpı aşağısı kosinüs x eksi eksi yukarısını aynen yazıyoruz. x çarpı sinüs x çarpı aşağının türevi o da eksi sinüs x. Aşağıda da aşağıdaki ifadenin karesi olur. Burada x yerine pi bölü 4 koyarsak onu aşağıda söyleyelim. F türev pi bölü 4 ne olur bakalım. X yerine pi bölü 4 koyarsak sinüs pi bölü 4 kök 2 bölü 2 x yerine pi bölü 4 koyuyorduk. Kosinus 45 derece kök 2 bölü 2 çarpı dışarıda da kosinus. 45 derece. O da kök 2 bölü 2. Eksi pi e, bölü 4 yazıyoruz. X yerine. Sinüs kök 2 bölü 2. Şuradan da eksi kök 2 bölü 2 geliyor. Aşağıda da kök 2 bölü 2'nin karesi yani 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 gelir. Bunları toparlayalım. Kök 2 bölü 2 ile burayı genişlettiğimiz zaman 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2 artı pi bölü 8 gelir. Şurada eksiler artı olur. Buradan da pi bölü 8 geliyor. Bölü 1 bölü 2. Pi bölü 8, pi bölü 8, pi bölü 4 yapar. Artı 1 bölü 2. Bunu da 1 bölü 2'ye bölüyoruz. 1 bölü 2 ters çevirip çarpıldığı için pi bölü 2 artı 1 olur cevabımız Adana. 7. soru mutlak maksimum, mutlak minimum. Absolute minimum, absolute maksimum şıklarda. Mutlak maksimum, mutlak minimum değerleri nelerdir bunları soruyor. Bunun için öncelikle kritik noktalar lazım. F'in türevini hesaplayalım. Yukarının türevi 1 çarpı aşağısı 16 artı x küp. Eksi yukarısı çarpı aşağının türevi. x küpün türevi 3 x kare. Bölü aşağıdaki ifadenin 16 artı x küpün karesi. 16 artı x küp. Buradan da eksi 3 x küp var. O zaman 16 eksi 2 x küp gelir. Aşağıda da 16 artı x kübün karesi. Eşittir 0 desek bunun kritik noktalarını bulmaya çalışıyoruz. 16 eksi 2 x küp eşittir 0 ise buradan x kübün 8 olması gerekiyor. Yani x'in 2 olması gerekiyor. 2 de 1 4 aralığında olduğu için bunu dikkate alıyoruz. Aşağıdan da kritik noktamız var. 16 artı x küp eşittir 0 ise buradan x negatif olur. x kübün x 16 olması gerekiyor. x negatif olduğu için x elemanı değildir. 1, 4 aralığı diyebiliriz. O halde sadece biz x eşittir 2'yi alıyoruz. F2'ye bakmamız gerekiyor. Bir de uç noktalara bakmamız gerekiyor. F1 ve F4. Bunların sonuçlarına baktığımız zaman hangisi en büyük, hangisi en küçük? Bunlara bakıp soruyu bitiriyoruz. F2. 2 koyduğumuz zaman 2 bölü 16 artı 8. Yani 1 bölü 12 gelir. F1. 1 koyduğumuz zaman 1 bölü 17 gelir. F4 4 bölü 16 artı 64 4 bölü 80 yani 1 bölü 20. 1 bölü 12 1 bölü 17 1 bölü 20. En küçük bu. 1 bölü 12 en büyük. Absolut maksimumu 1 bölü 12 olacak. Absolut minimumu da mutlak minimumu da 1 bölü 20 olacak. Cevabımız B şıkkı. F'in türevi 8'in soru. F'in türevi 5 bölü x'miş. F x üzeri 5'in first derivative Birinci türevi nedir? F x üzeri 5'in türevi. Şöyle diyelim. D bölü dx. Bunun türevini almak istiyoruz. Bunun türevi nasıl alınır? Bileşke fonksiyon bu. Burada x yok. x üzeri 5 var. Bunun üstüne bir türev işareti koyuyoruz f türev x üzeri 5 çarpı içindeki şeyin türevi 5 çarpı x üzeri 4. E, f'in türevi 5 bölü x olduğuna göre f'in türevinde x üzeri 5 koyarsak 5 bölü x üzeri 5 olur. Tekrar edeyim burayı. F'in türevinin ne olduğunu vermiş. F'in türevinde X üzeri 5 koymamız isteniyor. O zaman 5 bölü x üzeri 5 yapar. Yanında da 5 x üzeri 4 vardı. 25 bölü x elde edilir. Cevabımız Bursa olur.